Şimdi gerçekten birkaç... böyle mesela şöyle mi yazır? Eşin tehlikede olduğunu görsün 10.000 liraya da çıkarır şeklinde mi yazır? Yani ya daha 8 ay önce seçim yaptık. Ne olduğunu gördük. O günkü ekonomik durumla bugünkü ekonomik durum arasında nasıl muazzam bir fark var? Muazzam bir fark yok henüz. Bence şimdi var. Daha iyi. Şimdi daha iyi. O zaman daha fenaydı. Neyse. Şimdi ben önce ilkesel birkaç yani tavrımı koyayım. Kişilerin enflasyonu hani herkesin sepeti farklı bir şey diyemiyorum. Bakın çok... Şimdi ben birkaç kendimce yıllardır durduğum yeri önce bir hatırlatmam gerekiyor. Bu bir, bütün CHP medyasının eleştirdiği şeyi tekrar söyleyeceğim. Ben başından beri Covid salgından bu yana zenginden alın, fakire verin. Bugün çok kazanandan alın ve bugün çok kaybedene verin diye yazılar yazdım. Doğrudan hükümete çağrı yaptım. Önce bu ilkeyi hatırlatmak istiyorum. Benim tavrım bu. İkinci tavrım, en düşük emekli maaşının asgari ücrete fixlenmesi gerektiğini ben 3 yıl önce söyledim. Hala söylüyorum. Şimdi Özgür Bey de bizim dediğimiz noktaya geldi. Şükür yeni söylüyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Üçüncüsü, emeklilerin, ki ben burada hani Faruk konuşurken araya girip söylediğim şey, emeklilerin bayram ikramiyeleri meselesini emeklilerin maaşına ek zam gibi, ek bir ücret gibi bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bayram jesti olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için de kendi kurumumdan örnek vermiştim. Şimdi buradan biraz devam edeyim. Evet, doğru. Türkiye'de bir fiyat istikrarı problemi var. Yani enflasyonla mücadele konusunda problemimiz var. Şayet biz son 3 yıldır doğrudan enflasyonu düşürmek üzerine hareket etmiş olsaydık şu anda işsizliğimiz işte %10'lar civarında değil, belki %17, %18'lere çıkardı. İşsizlik alır başına giderdi. Enflasyon belki biraz daha aşağılarda tutulurdu. Bu çünkü yani ben söylemiyorum. Ben ekonomist değilim. Ben takip ediyorum. Enflasyonla mücadelede en büyük mesele istihdamın azalması meselesi. Çünkü birbirlerini tetikleyen şeyler. Burada enflasyonist ortama rağmen işsizliğin artmaması konusunda, üretimin devam etmesi konusunda bir tavır almıştı. Ben bunu da doğru olduğunu düşünüyorum. Onu da söylemek istiyorum. Devam edeyim. Şimdi ilk baştaki o ilkesel tutumda, eğer ki bir zamanlar seçim döneminde burada bir yayında, şurada bir yerde oturuyordum. Örnek vermiştim, isim almıştım. Hemen o iş adamı yayına bağlanmak istemişti. Eski bir medya patronu. Yayına bağlanmak istemişti. Sizin zamanınızda 1'e 5 kazanıyoruz efendim deyip Tayyip Bey'in eline giden iş adamından bahsetmiştim. Şimdi korkunç bir zenginleşme var bu Türkiye'de. Bir kesim Covid-19 sürecinde bu yana korkunç zenginleşti. Ve bu firmalarımız, bakın bu tüzel kişilerimiz, bu bireysel şahıslarımız yaptıkları ithalatla, yaptıkları ihracatla muazzam paralar kazandılar. Bunun yanında da derin bir fakirleşme, daha doğrusu dar gelirlinin satın alma gücündeki kırılma yaşanıyor. Bir burada, gelir adaletsizliğine işaret ediyorsunuz. Tam öyle değil. Tamam, evet, ama şöyle bir şey. Şimdi burada Faruk'tan şunu beklerdim. Devlet nereye kadar müdahale etsin? Yani serbest piyasacı mısın, kamucu musun meselesi geliyor ya. Ben mesela devletin regülasyonunun son derece kritik olduğunu düşünüyorum. Bunu Covid'de gördük. Yani Covid-19 pandemisinde liberal ekonomilerin ne hale geldiğini, Avrupa Birliği ülkelerinin birbirlerinin malını çaldığını gördük, değil mi? Maskesini, dezenfektanını çaldığını gördük, biliyorsunuz. Uçaklarını çaldılar, uçaklardaki malzemeleri çaldılar. Şimdi liberal ekonomi ya da serbest piyasa ekonomisi mi savunacağız? Yeniden dünyada yükselen milliyetçilik, dünyada yükselen uluslaşma, yeniden ulus devletlerin duvarlarını yükselttiği bir dönemde burada devletin regülasyonunu mu konuşacağız? Ben devletin regülasyonundan yanayım. Neyi kastediyorum? Siz daha yapısal tartışmalara işaret ediyorsunuz. Amenna. Ama amenna. Benim anlamak istediğim şu. Yani tüm bu pandemi döneminden başlayan bir genişlemeci para politikası olmuş olabilir. Bunun neticesinde enflasyon bir sarmala dönüşmüş olabilir. Evet, ama bugün baktığımızda emeklinin ikramiyesini bile biz uzun uzadıya konuşur haldeyiz. Yok. Der ki Faruk Aksoy, böyle olmamalı. Şunu anlamak istiyorum. Siz de diyorsunuz ki geçen seçimde... 1000 lirayken de konuşuyorduk. Az mı çok mu? Siz de diyorsunuz ki geçen seçimde de ekonomide öyle çok büyük majör bir fark yoktu ama sandık sonucu belli. Evet. Siz bu seçimde de yerel seçim söz konusu olduğunda da mı böyle olacağını düşünüyorsunuz? Ben net bir şey söylemem ama şunu hatırlatırım. Bu memlekette 6 Şubat'ta ki Faruk aylarca orada kaldı, bölgede biliyorum, takip ettim. Hepimiz gittik geldik ama onlar kaldılar. 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. 15 şehrimiz, 11 milyon, 12 milyon insanımız etkilendi. Türkiye'nin tamamı etkilendi. Resmi rakamlara göre 105 milyar dolarlık bir maliyeti var. Bunu 155 milyar dolara kadar çıkartanlar var. 55 bin insanımız kayıttı. 55 bin insanımız hayatını kaybetti. Ve bir taraf dedi ki size bedava ev vereceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun cümlesini hatırlatmak istiyorum. Öbür tarafta biz hak edenlere evlerini yapacağız dedi. Vatandaş kime inandı? Burada sahicilik önemli. Sahicilik, inandırıcılık. Yani Erdoğan da bugün onun için söylüyor zaten. Millet bizim kara kaşımıza, kara gözümüze bakmıyor. Yani. Yaptıklarımıza bakıyor derken onu söylüyor. Dolayısıyla burada ekonomi başlı başına... Hani çok konuşuldu, çok duydum. Hani o zaman ekonomide de muhalefette bir inandırıcılık... Tencerenin götürmeyeceği iktidar yoktur cümlesi çok kuruldu. Demirel'e atıf yapılarak. Ama şunu söylüyorum. Kim yapar, bu ekonomiyi kim bize çıkartır sorusunda muhalefet alternatif olarak duramıyorsa, alternatif olarak çıkmıyorsa hala, o zaman bakmak lazım. Ben hele ki, daha konuşacağız. Hani ekonomi başlı başına konuştuğumuzu söylemiyorum. Hele ki şu anda muhalefetin böyle CHP'nin içerisinde böyle 3-4 başlı bir adaylık tartışmasının olduğu, liderlik tartışmasının olduğu, eş başkanlık tartışmasının olduğu bir yerde, ondan sonracıma Millet İttifakı diye bir ittifak varken, altılı masa diye bir birliktelik varken bunun tarumar olduğu bir yerde vatandaş, seçmen ya evdeki bulgurdan olma ihtimalini de hesap eder. Peki, teşekkürler.